Bazı PC oyuncuları vardır. Bilgisayarına o kadar sadıktır ki konsola asla geçmez. Konsolda olan bir oyunu oynamaz. PC'ye gelmesini bekler. Gelmeyeceğini bilse bile içinde bir umutla bekler. Hatta oyunu izlemez bile. Mesela ben. The Last of Us, God of War, Uncharted, Spider-Man yani tüm PlayStation Exclusive oyunlarını PC'ye gelmesini bekledim. Ve oynamadım. Siz de benim gibi manyaksanız ve bu oyunları sırf PC'ye geleceğine inanarak oynamadıysanız çok doğru bir hamle yapmışsınız. İşte tüm PC oyuncularına günde oyu ve Uncharted'la The Last of Us PC'ye geliyor. Sony PC oyuncularının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu son 2 senede de bizi o kadar güldürdüler ki mutluluktan şaşırır hale geldik. Tabii ki buna karşı çıkanlar da vardı. Karşı çıkanların kaygılarını anlıyorum ve saygıyla karşılıyorum. Fakat PC oyuncularının da bu olağanüstü oyunları oynamaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben konsolda yapamıyorum, aşırı beceriksizim. Bir gün arkadaşımda Resident Evil Village oynayayım dedim. Öyle bir şey yok. Yani siz nasıl eğim alıyorsunuz? Ben konsol oyuncularını gerçekten tebrik ediyorum. Eğim alıp mermi atana kadar 20 kere ölüyorum. İnanılmaz zor geliyor. Ama nihayet The Last of Us ve Uncharted gibi başyapıtları PC'de oynayabileceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu video 15 Eylül saat 13.00'da yayınlanacak. PlayStation State of Play etkinliği de 13 Eylül 23.59'da yapılacak. Ben ise bu videoyu 13 Eylül saat 21.00 tarihinde hazırlıyorum. Eğer oyun zaten duyurulduysa kusuruma bakmayın. Uncharted PC. Uncharted 4 ve Uncharted Lost Legacy'nin yeniden düzenlenmiş paketi sonunda PC oyuncuları için de gelecek. Twitter'da oyun anlaşmaları konusunda uzman olan Warrior64 tarafından tespit edilen Epic Games Store'daki bir listeye göre Uncharted Legacy of Thieves Collection 19 Ekim'de oynanabilir olacak. Açıklamada şu ifadeler bulunuyor. PC için yeniden düzenlenen ve optimize edilen The Uncharted Legacy of Thieves Collection 19 Ekim'de Epic Games Store'a geliyor. Ve eğer ön sipariş verirseniz Fortnite'da Sully'nin deniz uçağı şeklinde şık bir planöre sahip olacaksınız. Daha önce PlayStation'a özel olarak çıkan Uncharted Hırsızların Mirası koleksiyonu 2021 yılında PC için onaylandı. Ve 2022'nin başlarında çıkması planlanan PlayStation 5 sürümünden kısa süre sonra çıkması bekleniyordu. PlayStation 5 sürümü 28 Ocak'ta piyasaya sürüldü. Ancak PC sürümü sırra kadem bastı diyebiliriz. Paket içinde Uncharted 4 Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted Kayıp Miras oyunları içeriyordu. Görünen o ki Uncharted Hırsızların Mirası koleksiyonu 19 Ekim'de PC platformunda, Epic ve Steam platformlarında çıkacak. Bu arada Uncharted Legacy of Thieves Collection sistem gereksinimleri de belli oldu. Muhtemelen öncelikli olarak Epic Games Store üzerinden yayınlanacak olan bu Uncharted paketinin PC oyuncuları tarafından büyük bir merakla beklendiğini söyleyebiliriz. Oyunlarını gecikmeli olarak bilgisayar platformuna getirmeye devam eden Sony'nin önümüzdeki dönemde en ağır toplarından birisi de bu olacak. Oyunun PC platformunda Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğine sahip olduğunu da hatırlatalım. Oyunun çıkış tarihinde olduğu gibi sistem gereksinimleri de Epic Games Store üzerinden yayınlandı. Bu bilgilere göre sistem gereksinimleri şu şekilde. Minimum sistem gereksinimleri, işlemci olarak i7-4770 veya Ryzen 5500X, ekran kartı olarak GTX 1060 veya RX 570, RAM ise 16 GB. Depolama alanı ise 126 GB. Muhtemelen Sony tam çıkış tarihini oyunun piyasaya sürülmesinden yaklaşık 10-15 gün önce açıklayacaktır. Ya da bu hafta içinde açıklayabilirler. Ön sipariş onlar için çok önemli. En azından veri elde ediyorlar. Ancak bu verilerin rekor kıracak zamanı The Last of Us'ın PC'ye gelmesi olacak. Sony çok akıllı bir şirket. Eğer Uncharted Ekim'de gelirse ya da bu yıl gelirse The Last of Us kesinlikle 2023'ün başlarında çıkar. Neden mi? Sebebi basit. Çünkü The Last of Us dizisiyle eşdeğer çıkartabilirler. Buradaki amaçlarının ne olacağından tam emin değilim. Diziye seyirci mi çekecekler, oyuna oyuncu mu? Oyuncu çekeceklerse dizi yayınlandıktan sonra veya eş zamanlı çıkarmaları gerekir. Eğer seyirci çekeceklerse diziden önce çıkartmaları gerekir. Dizi ise 2023'ün başlarında çıkması planlanıyor. The Last of Us. The Last of Us Remake'in PC'ye geleceği düşünüldüğünde, Last of Us 2'nin de PC'ye gelmesi çok muhtemel olacaktır. Zaten remake çıkarmalarının en büyük sebebi oyunu PC'ye getirmek. Tekrar PlayStation'da aynı oyunu daha iyi grafiklerle aynı fiyata satmak değildir.
PC'ye getirmişken bari konsol oyuncularımız da bundan faydalansın diye düşünmüşlerdir. Yani umarım öyle düşünmüşlerdir. Çünkü bu olayın benim aynı videoyu tekrar daha kaliteli görseller eşliğinde 4K olarak YouTube'a yüklememden farkı yok. Çünkü oyunda değişen hiçbir şey yok. Hal böyle olunca da biz oyuncular kızıyoruz ama biliyoruz ki asıl amaçları bu değil. Yoksa niye aynı oyun için, milyonlarca satmış oyun için mesai harcasınlar, zaman kaybetsinler? Elbette PC'ye getirmek için çalıştılar. Şu anda muhtemelen kontrollerle ve optimizasyonla uğraşıyorlardır. Hatta belki de hepsini bitirmişlerdir ve oyun test aşamasındadır. Benim görüşüm test aşamasında. Bug'ları düzeltiyorlardır, eksik ya da göze çarpan sorunlarla uğraşıyorlardır. Yani oyun yapmak o kadar büyük dert ki bir sorun çıktığı zaman büyük bir ekip olsanız bile o sorunu düzeltmek günleri bulabiliyor. Hatta haftalar da sürebiliyor. Geliştirme aşaması zaten uzun sürüyor. Keza sorunları düzeltmek de ayrı bir süreç. Test etmek de ayrı bir süreç. İşte oyun kısmında post prodüksiyon dediğimiz olay bu. Biz mobil oyunda bile bir sorunla günler boyu uğraştık. Bu arada mobil oyunumuzu hala oynamadıysanız açıklamadaki linklerden indirerek oynayabilirsiniz. İşin özü, The Last of Us öyle ya da böyle PC'ye gelecek, o kesin. Hatta en geç 2023 ilk çeyrekte gelecek. Uncharted ise bu sonbaharda kesin olarak yayınlanmış olacak. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada. Yüzüklerin Efendisi dizisini izliyor musunuz? Son bölüm neydi ya? O dar kim öyle ya? Ben çok beğendim açıkçası, yani Yüzüklerin Efendisi. Bence muazzam bir başyapıt olacak. Zaten filmini izlemiştim, kitaplarını okumuştum. Dizisi de hani lore'a çok hakim olanlar için beğenilmediğinden bahsediliyor ama bence dizi güzel, yani görsel efektler olsun. Tamam, senaryo çok hafif kalmış, senaryo çok zayıf kalmış, onda bence tüm Tolkienologlar haklıdır. Evet, yani senaryo çok zayıf. Ona diyecek bir şey yok yani, ona diyecek bir söz yok yani. Ama bu dizi bence Game of Thrones'tan daha iyi bir dizi olacak. Yani benim görüşüm bu, lütfen beni bunun için baltalamayın, lütfen beni linç etmeyin. Ben çünkü Yüzüklerin Efendisi hayranıyım, kusura bakmayın. Evet, görüşürüz.